Bugün kendimi sorguladım. Bunun için mi varım dedim. Bunun için mi varsın? Sürekli stresle, kaygılarla boğuşmak için mi? Bunun cevabını aradım. Gece boyu uzun uzun düşündüm ki sizin de düşündüğünüz olmuştur. Yaşamak için çalışmak, çalışmak için o anki stresi yaşamak, uğraşmak, çabalamak, sadece işin yorgunluğuyla değil çalıştığın insanlarla da uğraşmak, daha doğrusu onların seninle uğraşması, moralini bozması, bu muydu? Bir manada buydu. Büyük bir manada buydu. En azından gördüğüm buydu, hissettiğim, yaşadığım buydu. Zordu. Parasızlık da zordu. Çalışmak bir o kadar daha zordu. Yoruyordu insanı bedenen, ruhen, aklen, fikren. En kötüsü de ne biliyor musunuz? Manen. Manen yoruyordu. Manen günden güne bitiriyordu. İnsanın manen bitmesi, manen yorulması ne demek biliyor musun? Yok olmasıdır o insanın. Tükenmesidir o insanın. Koklayacak bir çiçek bulamamasıdır. Görecek bir güneş bulamamasıdır. Dayanağının dahi yok olmasıdır. Yok oldu. Yok. Ne bir dayanak, ne bir manevi durak. Var aslında da çok uzak kaldı. Çok uzak kaldı o bindiği otobüste. Bindiği o meşakkatli otobüste. O durağı kaçırdı. Şimdi daha geç olmadan inmeli o otobüsten. Kaçırdığı duraktan daha fazla uzaklaşmadan. Hemen inmeli. O otobüste gitmeye devam ettikçe uzaklaşmalı manevi, sabır, güzellik durağından. Ama onu otobüste tutanlar var. Düşünceler, ihtiyaçlar, muhtaçlıklar, bel bağlanmış. Dünyevi şeyler var. Bir şeyler var işte. Senin o su var, bunun şu su var, öbürünün herhangi bir şeyi var. Onu o otobüste tutan, o stres ve güzellik durağından uzaklaşan o otobüste tutan bir şeyler var. İndiğinde daha kötü olacağını düşünüyorsun, değil mi? Ne yaparım, ne ederim, nasıl geçinirim? Misal veriyorum, işten bahsediyoruz. Veyahut bir okul. Veyahut yaşadığın kişiler, kurduğun arkadaşlıklar. Değil mi? Herhangi bir şey. Daha kötü olacağını düşünüyorsun terk etmenin. Ama devam etmenin de sana kalıcı, daha fazla kalıcı yaralar bırakacağını onu da biliyorsun. Gel cesaret et. Gel o duraktan daha fazla uzaklaşmadan in otobüsten. İn daha fazla geç olmadan, daha fazla manen, bedenen, fikren yorulmadan in o otobüsten veyahut trenden. Geç yolun karşısına bekle. Hatta sadece bekleme. Geçtiğin o durağa doğru yürü. Bir otobüs gelirse o durağa giden binersin. Bir otobüs gelmezse en azından o sıkıntılardan, streslerden uzaklaşmış bir şekilde o tatlı yolunda, o uzaklaştığın mutluluk durağına ilerlersin. Gel cesaret et. Gidelim o durağa. Sen, ben, çevrendekiler, gidelim o durağa, kaçırdığımız durağa. Orada, o kaçırdığımız duraktaki semtte, belki de çok çok güzel şeyler var. Sevgili dostlar, tatlı bir betimlemeyle yaşadığımız sıkıntıları bırakamadığımız stresli, İş olsun, dostluklar olsun, ilişkiler olsun veyahut bir okul hayatı olsun. Ne bileyim, sizin işte kafanızda hangi dert canlandıysa
bir betimlemeyle anlatmak istedim. Ki zaten şu anda bunu yaşadığım için ve hem bana hem kendime bir cesaret olsun diye bu betimlemeyi kurmak istedim. Siz değerli kardeşlerimle de paylaştım. İnşallah Rabbim o cesareti cümlemize verir ve biz o geç kaldığımız durağı en kısa zamanda ulaşırız. Allah Teala'ya emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.